Daha ne kadar bekliyorsun? Ben evladımı almadan aileyi bırakın. Yol verin bize. İçeride ne oldu bilmiyorum. Abi pardon. Gel benimle bak, fena karıştı ortalık. Ne yapacağım, benim annemi görmem lazım. Görüş yasağı koymuşlar, zaten telefon da edemiyor içeridekiler. Gel benimle. Bırakın sesini. Durumları nasıl acaba? Normale dönmüş, sakin demiş ortalık, merak etme. Bu arada ben Al. Ece. Melis. Desteğin için çok sağ ol. Anlamadım. Nasıl anlamadın? Özlem, bir sorun mu var? Evet, var. Söylediğim her şeye karşı çıktın. Ben bana destek olursun diye bekledim ama sen savcıya kendini beğendirmek için... Özlem, biz arkadaşız. Aynı taraftayız. Tabii ki hata yapmana izin vermeyeceğim. Göz göre göre yanlış karar vermeni kabul edemem. Anlıyor musun? Saçmalama. Gel buraya. Ben böyle bazen ne söylediğimi bilmiyorum. Ne olur kusura bakma. Bazen hepimiz saçmalıyoruz. Ama rahat ol. Hepsi geçecek. Tamam mı? Beklesek mi biraz daha? Belki görürüz. Bence bekleme. Yasak ne zaman kalkar belli değil. Günlerce sürebilir. Tamam o zaman. Ben gideyim Enis. Teşekkür ederim, iyi günler. Ecem. Gideceğin yer uzak mı? Yani metrobüsle gidecektim. Ben arabayla geldim. İstersen bırakayım seni. Yani boşu boşuna hiç zahmet vermeyeyim ben sana. Yok canım, ne zahmet? Zaten durak yolun üstü. Tamam o zaman. Araba hemen şurada. Ne içtin sen ya? Bir tuhaf kokuyor. Açtım camı biraz. Papatya çay. Sakinleştirir. Hadi gel. Of. Takma bu kadar ya. Nasıl takmayayım? Bir daha annemi göremeyebilirim. Farkında mısın? Biliyor musun? Size çok özendim. Nasıl yani? Annene kavuşmak için can atıyorsun. Sizin ilişkiniz nasıl ki yani? Anlamadım. Farklı. Çok farklı. Ben anlatırım sana bir ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen of hocam ya, of hocam ya. Yeter ki inan bana. Sevgi insanın yüreğinden çıkan sessiz çığlıklardır. Varlığım dilimde bir yudum su. Hadi çabuk ol.
Ya sakin ol. Baksana daha insanlar bekliyor. Kapılar bile açılmamış. Sağ ol. Sağ ol kızım. Kızım. Yavrum. Canım. Canım. Anne. Canım benim. Canım yavrum. Bırakma beni. Canım. Canım. Anne bırakma beni. Ay benim canım. Mis kapılar. Mis kapılar. Hadi gel girelim sıraya. Beklemeyelim. Şimdi ben bir saate kadar gelirim. Sen burada beklersin, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Tamam. Ecem! Neredesin sen kızım ya? Meraktan öldük. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Haber vereceksin, telefon açacaksın. Babacığım buradayım diyeceksin bana. Ne haberinden bahsediyorsun? Sen ne diyorsun? Annem içeride. Annem içeride, sen gelip bana ne diyorsun? Niye bağırıyorsun? Biraz sakin olur musun? Her şey senin yüzünden. Aa. Annem senin yüzünden içeride. Senin alkolün yüzünden. Annenime yaptıkların yüzünden. Ben hiçbir şekilde sana hesap vermeyeceğim. Duydun mu beni? Duydun mu? İstediğimi yaparım. Kimse de bana karışamaz. Hele sen hiç karışamazsın bana. Anladın mı? İyi misin? Ne oldu içeride? Görüşü almadılar. Görüştürmediler annemle. Bir de arama yaptılar. İnce arama diyorlarmış. Nasıl olduğunu biliyorum. Görüş cezası verdiler bir de. Kim bilir ne zaman göreceğim bir daha annemi. Bana ne sordular biliyor musun? Uyuşturucu içilen bir ortamda bulundun mu? Kokusu üstümdekilere sinmiş. Dün gece içtiğin sigaranın içinde bir şey var mıydı? Vardı değil mi? Özür dilerim. Mahvettim benim hatam. Yani dün gece birkaç nefes ot. Tahmin edemedim böyle olacağını. Acısı da dün benden çıktı. Bir üstünü başını değiştirseydin keşke. Aa, çok affedersin. Sizin kadar tecrübeli değilim bu işlerde. Estağfurullah. Gülüyorsun yani bir de. Açmayacak mısın? Boş ver. Daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Karanlıkta gözünü yıldızlara dikerek yakarmaya başladı Meryem. Gecenin gündüze dönmesini, günün geceye devrilmesini sağlayan sensin.
ölümden dirim hasıl eden, canlıdan ölüm çıkaran sensin. Alo, ne haber? İyidir, senden. Neredesin? Evdeyim. Bari bu gece gel, hadi. Olmaz, babam evde değil. Nasıl olmaz? Yani babama sormadan gelemem ki. Bugün bir de duruşma vardı zaten. Canım sıkkın, biliyorsun durumları. Tamam işte, süper. Yani iyi arkadaşlar böyle zamanlar içindir. Hem seni benden daha iyi kimse anlayamaz, biliyorsun. Hadi gel. Tamam, ben sana haber vereceğim. Tamam. Görüşürüz.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnızsın sanıyordum. He, onlar bizim arkadaşlar ya, yeni geldiler. Gel hadi. Bu kadar yabani olma ya. Alt üst biraz eğleneceğiz. Hem senin kafayı da biz sıfırlamamız lazım bence. Hadi gel. Hadi. Hadi. Annem nasılsın? Neredesin sen? Yoldayım. Eve gidiyorum şimdi. Ecem neredesin? Sen neredesin? Hadi gel. Senin için çok özel, çok güzel bir karışım hazırladım. Tam senlik. Yok, ben almayayım. Ya bir tadına bak en azından. Hem rahatlarsın. Ben gideyim. Habersiz geldim zaten. Daha yeni geldin zaten. Hadi gel. Biz seninle daha sonra takılırız. Arkadaşlarım varmış zaten. Bilseydim hiç gelmezdim. Onlar çok iyi çocuklar ya. Yani tanısan çok seversin gerçekten. Yok. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya nereye gidiyorsun? Sanatçı, sen nereden dönüyorsun bu saatte? Anne, bizim okuldan kızlarla sinemaya gittik. Şimdi çıktım, eve gidiyorum ben de. Ne sineması? Ben sana bu saatte sokağa çıkma demedim mi? Tamam anne, haklısın. Merak etme ama ben 5 dakikaya evdeyim. Şimdi kapamak zorundayım, şarjım bitiyor. Bana bak. Kapat. Arkadaşlarıyla sinemaya gitmiş. Ne dedim ben sana? Kızın gayet iyi. Ayrıca genç kız bu saatte sinemaya da gider yani. Hadi yat uyu. Dinlen biraz. Takip et. Bir şey demeyecek misin? Akşam ne oldu öyle çekip gittin? Ben sevmiyorum öyle ortamları. Zaten insanları da tanımıyordum. Arkadaşlarım hepsi. Eğer biraz sohbet etseydin sen de severdin. Kafaları gözüküyordu. Kendimi pek iyi hissetmedim. Haklısın. Ben tahmin edemedim senin rahatsız olacağını. Ya ben pek alışkın değilim. Belki saçma gelecek sana ama korkutuyor beni öyle ortamlar. Geriliyorum. Ben varken neden korkuyorsun ki? Güven bana. Olur mu? Ben senin yanındayken hiçbir şeyden korkmam. Senden tek isteğim bu. Güven bana. Tamam. Arama. Kim aramış? Ablam buyur. Alo, Becde. Beni aramışsın. Bir durum mu var? Emrettiğin gibi. Senin oğlanı takipteyim. Vallahi kızın yanından ayrılmıyor. Sürekli beraberler. Onun öyle göründüğüne bakma. Çapkındır benim oğlum. Herkese bir mavi boncuk hesabı. Kıza kendini kaptırdığı anlamına gelmez bu. Orası öyle değil abla.
Seninki bayağı aşık olmuş. Sarmaş dolaş el eleler. Göz ondan başkasını görmüyor. Gevşek gevşek konuşma lan. Pardon abla. İşine bak sen. Arayacağım ben seni. Gözünü ayıramıyormuş. Gerizekalı. Gerizekalı. Baban o gününü gün ederken ben burada ömrümü çürütüyorum be oğlum. Nasıl olayım? Neyse. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Aynı şeyler işte. Okula gidiyorum. Geliyorum. Tamam. Geçen akşam aradım seni. Sinemadayım dedin. Evet, sen neden gerildin ki o kadar? Uzaktayım ya şimdi senden. Anneler olur bazen öyle. Nasıldı film? İşte. Romantik komedi. İdare eder. İyi. Okuldan arkadaşlarınla mı gittin? Kimler? Şulelerle mi? Yok. Yok, tanımazsın sen. Tanımadığım arkadaşlarım mı böylece? Var tabii anneciğim. Hepsini tanımıyorsun ki sen. Kim onlar? Kim nasıl? Bildiğin insanlar, güvendiğin insanlar mı? Anneciğim, o nasıl laf? Yani bilmediğim insanlarla sinemaya gidecek değilim ya ben. Tamam. Biri mi var? Bir erkek arkadaşım var anne. Onun gibi bir şey. İşler nasıl? Bilmiyorum. Fazla ilgilenmiyorum babamın işleriyle. Olur mu öyle şey? Babandan çok senin işlerin onlar. Baban çekilince yerine kim geçecek sanıyorsun? Sen. Haklısın anne. Bundan sonra daha fazla ilgilenirim. Daha fazla değil. Her şeyiyle ilgileneceksin. Başından ipi sağlam tutacaksın Alp. Ben o dünyayı senin için kurdum. Baban yedirsin diye değil. Sen bu kıza abayı mı yaktın? Ne alakası var anne? Sen iş adamısın oğlum. Pusulanı şaşırma. Aa, keyfine bak. Eğlen. Hakkındır. Fakat aşk ne aşk? Bozar adamı. Babanı bozduğu gibi bozar. Anne biz zaten arkadaşız yani, öyle aramızda... Yeter artık. Arkadaşım arkadaş. Fazla uzadı bu arkadaşlık. Senin arkadaşa ihtiyacın yok. Senin
güce ihtiyacım var. O gücü de sana ancak ben veririm. Yolla gitsin şu kızı. Ama anne... Aması maması yok. Bir daha görüşmeyeceksin bu kızla. Anladın mı? Peki nasıl biri arkadaşın? Okuldan mı? Okuldan. Okuldan, okuldan tabii ki. Başka nereden olacak? Zaten çok önemli bir şey değil anneciğim. Boş ver, biraz sen anlat. Ne yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Güzel. İyiyim ben. İyiyim. Burada öyle bazen işler veriyorlar. Onları yapıyoruz. Uyuyorum, uyanıyorum. Seni düşünüyorum hep. Avluda öyle birkaç saat dolaşıyorum. Öyle. Dikkat, dikkat. Görüş saati sona ermiştir. Görüş saati sona ermiştir. Anne, sakın dediklerimi unutma. Tamam mı? Tamam mı? Sakın. Seni çok seviyorum. Dediklerimi düşün. Silkele git. Silkele şu kızı hayatımdan. Bu. Kes bitir bu işi. Mama. Ben geçireyim seni. Benim acil bir işim çıktı. O yüzden gitmem lazım. Ben ararım seni. Dediklerimi unutma. Silkele şu kıza. Kes bitir bu işi. Çıkmıyorsun aklımdan. Neden çekip gittin bugün öyle? Seninle alakası yok. Anneme canım sıkıldı. Görmek istiyorum seni. Şimdi mi? Şimdi. Olmaz Alp, babam evde. Lütfen. Mümkün değil, buradan kalk. Ta sizin oraya kadar. Tamam, ben gelirim sizin oraya. Peki, yani eğer babam çıkarsa geleceğim ama söz vermiyorum, tamam mı? Tamam, ben sizin orada bir yerde oturur beklerim seni. Evet. Hocam,
Ben programa gidiyorum. Geç geleceğim. Beni bekleme, oldu mu? Tamam. Ya. İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz. Tamam, kendine dikkat et. Geliyorum, bir yere oturunca ara. Eve kadar bıraktığın için sağ ol. Keşke bırakmak zorunda olmasaydım. Yani beraber geçirseydik bütün geceyi. Ya da çok güzel bir geceydi. Güzeldi. Gideyim ben. Teşekkür ederim. Niye? Hayatımda olduğun için. Biliyor musun? Bu gece hiç gitme istedim yanımda. Öyle mi? Garip bir şey var sende. Yani alışkanlık yapıyorsun insanda. Ben seni düşünmeden yapamıyorum Ecem. Alp, biliyor musun? Şu an hayatımdaki tek güzel şey sensin. Hemen uyuyacak mısın? Neden? Uyuma. Beni bekle. Yatarken telefonlarımızı açalım. Yani gerçekten yanımda olmasan da. Tamam, tamam olur. Çabuk ol, bekliyorum. Bir kere söyleyeceğim. Gençsin, güzelsin. Önünde daha çok güzel yılların var. Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Anladın? Alp'le bir daha görüşmeyeceksin.
Alo. Necem? Alp. Alp, birisi beni tehdit etti. Sinirlerim çok bozuk. Ne diyorsun sen? Ne tehdidi? Sabah sabah asansöre bindim. Arkamdan bir adam bindi. Bir daha bir görmeyeceksin dedi bana. Nasıl bir adam bu? Uzun boylu, kirli sakallı. Dün gece sen beni bıraktığında da görmüştüm. Dik dik baktı bana. Alp, çok korktum. Sen de neredesin şimdi? Evin önündeyim. Sana bir şey yaptı mı? Dokundu mu? Hayır dokunmadı ama hala elim ayağım titriyor. Tamam. Ben ilgileneceğim. Merak etme, sen korkma. Alp, ne oluyor? Tanıyor musun sen bu adamı? Yok. Ama tahmin edebiliyorum. Neyse, sen git okuluna. Gerisini düşünme. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Merak etme. Alp, ne oluyor? Sen sakın korkma. Sakin ol, tamam mı? Gerisini düşünme. Merak etme. İlgileneceğim ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Of. Anne, of. Keşke gitmesin. Bu gece bitsin istemiyorum. Gitmek zorundayım. Yarın görüşürüz. Peki. Öyle olsun. Tatlı kız. Çok bekletmedin değil mi? Nasılsın? Hiç iyi değilim abi. Hiç iyi değilim. Tamam bak, ben yanındayım ben. Baksana şu hale. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum sen ağlama ya. Yani hallederiz bir şekilde. Bende kalırsın. Hallederiz yani, merak etme sen. Hem kimse bulamaz seni bendeki. Tamam. İyi ki varsın. Hadi gidelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var senin burada? Madem oğlum ziyaretime gelmiyor, ben ona gideyim dedim. Meğer meşgulmüşsün. Ecem, babam. Memnun oldum. Sen yukarı çık istersen, ben gelirim. Hayırdır baba?
Annenle görüştüm. Onun yanından geliyorum. Ne dedi? Boşanmayı kabul edecek gibi. Mal paylaşımı için avukatın hazırladığı belgeleri verdim. Bakalım. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Efendim. Tamam, tamam, bekleyin, geliyorum. Bir şey mi oldu? Acil bir işim çıktı, önce başka bir yere uğrayacağız. Sorun olmaz değil mi senin için? Yakın zaten. Yok yok, sorun olmaz da senin bir keyfin kaçtı. Nedir mesela? Yok, önemli bir şey değil. Nereye geldik böyle ya? Bu saatte burada ne işimiz var Alp? Ya benim depoda bir sorun çıkmış. Ben hemen halledip geleceğim, tamam mı? Nedir bu kadar acil halledilmesi gereken şey? Bu iş ne? Ya sakin ol. Önemli bir şey değil. Zaten bir hemen halledeyim, geleyim ben. Yolda konuşuruz, anlatırım ben sana. Tamam. Ha. Arabada bekle, inme, tamam mı? Geleceğim hemen. Alp! Tekin! Ben size ben arkadaşlarımın yanındayken beni aramayın, rahatsız etmeyin demedim mi? Anlamıyor musunuz oğlum siz? Biliyorum abi ama... Lan madem biliyorsun benim ne işim var burada? Konuşmuyor abi henüz. Belki seni görünce kiminle oynadığını anlar ve öter dedik. Ya benim ne yapmamı istiyorsun ben anlamıyorum ki. Gecenin bir vakti benim kız arkadaşım arabada beklerken ben gelip senin burada işini mi yapacağım? Ha madem öyle, sen ne işe yarıyorsun Tekin? Hı? Sen ne işe yarıyorsun? Nerede herif? Şu içeri abi. Araba nerede araba? Arabayı yukarı bırak. Git getir. Bağış üstüne. He. Buraya bırakma, arka tarafa bırak. Olur. Çok zor durumdayım. Acil benim eve gel. Benim malımı çalmak ne demek lan? Benim malımı çalmak ne demek lan? Abi vallahi ben malını falan çalmadım senin. Kim dediyse yalan söylemiş. Yalan söyleme. Kime sattın lan malımı? Abi vallahi ben satmadım. Lan malımı kime sattın oğlum? Söyle lan, söyle söyle. Yanlış anlamışsın. Ben malını satmadım seni. Son kez soruyorum. Malımı kime sattın?
Malını satmadım. Satmadım malını ben. Satmadın. Ben satmadım. Malını ben satmadım. Malım kimde lan? Kimde lan malım? Malını ben satmadım. Satma oğlum. O zaman günah benden gitti. Ulan Tekin, ulan Tekin gel buraya. Oğlum ben sana demedim mi beni çağırmayın diye? Gördün lan kız. Kız gördün lan adam öldürdüğünü. Yürü git bul kızı. O kızı bulmadan yürü. Bir şeyler gördün mü? Yok, bir şey görmedim. Bu taraftan. Kim var peşinizde? Hiçbir şey anlamadım. Anlatırım, anlatırım. Lütfen biraz daha hızlı gidin, lütfen. Tatsız bir durum yaşadınız galiba. Benzin istasyonuna geliyoruz. Evet, biraz öyle oldu. Merak etmeyin, güvendesiniz. Sakin olun. Tamam, peki. Çok, çok teşekkür ederim bu arada. Yalnız... Çok az benzinim kalmış. Şu ilerideki istasyona gireceğim. Durmasak? 2 dakika sürmez. Hemen girip sonra yolumuza devam ederiz. Tamam, tamam. Tamam, peki bu arada çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim gerçekten. Lafım olur, rica ederim. Ne olur, lütfen çabuk olun, lütfen. Hemen buradayım. Tamam, tamam. Bakın, şuradayım. Bekliyorum.
olur. Olur bırak beni lütfen, bırak beni. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ediyorum kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ediyorum kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ediyorum sana. Ne olur bırak beni, ne olur bırak beni. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapacaksın? Ecem sus! 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 Zarar verdin mi? Hayır. Söyle. Zarar verdim mi ben sana? Hayır. O yüzden. Evet. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Telefonumu ver. Efendim. Neredesin? Yoldayım, eve geçiyorum. Dinle şimdi. Benim depoya gidiyorsun. Kapının önünde bir araba var. Anahtar ön lastiğin altında. Arabayı yiyeceğiz temizle. Haber bekliyorum senden, oyalanma. Anladım, tamam. Acil eve gelmen lazım. Çok kötüyüm. Tabii babacığım. Tabii. Kim bilir yine ne mi tutuyorsunuz? Kim bilir yine dedin. Sen kendi babanı farklı mı sanıyorsun hala? Ha? Hani? Nerede baban? Hı? Nerede? Evi terk ettin. Öldün mü, kaldın mı, kimlesin? Umurunda mı? İyi. Olmaz. Ya işi düşecek? Ya mecbur kalacak. O zaman tırım tırım gelirler ararlar. Hepsi aynı. Hepsi aynı onların. Hepsi aynı. Ama hala kötü olan benim senin gözünde değil mi? Ben miyim hala? Benim. Ay, nereye geldik? İnsene Ecem. Ay beni niye buraya getirdin? Ne olur bırak beni, ne olur. Ecem, iner misin? Ay niye beni buraya getirdin? Kalacağız burada. Bilmiyorum. Sen gördüklerini unutana kadar buradayız. Nasıl ya? Sen unutabilecek misin? Alp, sen bir adam öldürdün. Bununla yaşayabilecek misin sen? Yaşarım. Ben bugüne kadar neler gördüm. Aklın almaz senin. Böyle biri miydin ya? Nasıl biriyim? Ben seni sevdim. Ben sana güvendim. Sen nasıl yaptın böyle bir şey? Nasıl öldürdün o adamı sen? O adam kim? Pislik bir uyuşturucu satıcısı.
Hırsız, hain, annesi babasını öldürmeye teşebbüs etmiş biri olarak o adamı nasıl öldürdün diye sorma bana istersen, he? Aynı şey değil. Daha da kötüsü, o kurşun doğru yere isabet etmiş olsaydı baban şu an yaşamıyordu. O yüzden bana o adamı nasıl öldürdün diye sorma artık. Kimse melek değil. Ecem bak. Dokunma bana! Dokunma! Eve gitmek istiyorum. Anneme gitmek istiyorum. Ben anneme gitmek istiyorum. Diyorum, gitmek istiyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben senin kılına zarar verir miyim, he? Ben sana zarar verir miyim? Sakin ol sen. Sakin. Her şeyi halledeceğim ben. Her şeyi halledeceğim. Korkma. Telefonu ver. Ver şu telefonu. Bir yere kadar gidiyorum, geç kalmam. Alp, Alp ne olur beni burada bırakma. Lütfen, lütfen Alp ne olur bırak evime gideyim, ne olur. Sus. Ne olur, ne olur. Kaçmak gibi saçmalığa da kalkışma. Alp, Alp. Gözünüzü evden ayırmayın. Tamam abi, merak etme. Korkuyorsun benden. Ne yapacağım ben seninle? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bir şey yemedin. Acıktın mı? Sabit numara. Yatıyor. Alp, Alp annemdir o. Annem beni arıyor. Lütfen bir kerecik konuşayım. Beni çok merak etmiştir Alp. Lütfen annemdir. Çok merak eder beni. Lütfen. Ay. Kızım aç şu telefonu. Hakan, Ecem okulda mı? Deniz Sami'si. Evet, Ecem okulda mı? Arıyorum, açmıyor. Ah. Sen yine akşamdan mı kaldın?
Ya neden saçmalıyorsun ya? Sabah sabah rüyanda mı gördün beni? Ne istiyorsun Deniz? Sabah akşamı mı var bunun? Ecem'e ulaşamıyorum. Nerede? Tamam açmıyorsa demek ki derste, okulda nerede olacak yani? Demek ki ne? Demek ki ne? Sen o evde değil misin? Kızın nerede olduğunu bilmiyor musun? Ya Deniz ya sen ya sabah sabah niye azarlıyorsun beni ya? Evdeyim tabii, nerede olacağım? Tamam tamam, gelir gelmez Ecem beni arasın. İdareden arasın. Numarası var onda. Kaç olursa olsun arasın. Hakan sakın unutma. Tamam. Sakın hiç. Of Ecem ya, bir defa da telefonun açık olsun ya. Ecem, bu meseleyi daha ne kadar sürdüreceksin ya? Gerçekten sıkıldım ben bu işten. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Annen aradı, yalan söylemek zorunda kaldım. Okulda dedim. Akşama senden telefon bekliyor. İdareyi arayacaksın, anneni çağırtıracaksın. Anladın mı beni? Bana da artık bir haber ver. İyi miymiş? Konuşamadım, açmadı. Derste herhalde. Hı. Babasını aradım. O ne diyor? Yani Hakan'dan bir şey öğrenmek zor. Gelince idareden arayacak beni Ecem. Haber verirler değil mi? Tabii tabii. Ben arkadaşlara da söylerim. Sen merak etme. Ya son görüşe de gelememişti galiba değil mi? Evet. Sınavları vardı. Ha, doğru. Doğru. Anneler günde gelecek ama. İnşallah. Yani en güzel gün. O gün açık görüş de uzun olacak. Siz bir şey mi biliyorsunuz Ecem'le ilgili? Yok. Hayır. Hayır hayır. Yani sen öyle telaşla gelince ben de merak ettim. Hadi. Babacım iyiyim, merak etme. Sadece biraz kafamı dinlemek istiyorum. Arayacağım seni. Acıkmışsındır. İstemem. Çay içseydin bari. Bari telefonumu ver. Babam aramıştır beni. Aramadı. İnanmıyorum sana. Sen kendini kandır. Ben bile bu yaşta baba olsaydım kızımı bulurdum. Nasıl bulsun adam beni ha? Nasıl? Annen olsa o bulurdu değil mi? Annem dışarıda olsa bunların hiçbiri olmazdı zaten. O da babanın suçu. Adam başınıza gelen bütün kötülüklerin sorumlusu. Sen hala onu savunuyorsun. Benim umurumda olan tek şey annem. Onunla da kaç günden beri konuşamıyorum. Kadın ölmüştür meraktan ya. Alp. Alp bak. Anneler gününde uzun açık görüş var. Ben oraya gitmezsem annem kahrolur. Olmaz. Görüşe falan gidemezsin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sonsuza kadar beni burada mı tutacaksın? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi araba temiz. Eyvallah. Bıraksınlar bizim adamlar gideceğin yere kadar. Olur, olur. Tamam. İçerideki kız ne ayak? Hiç sorma abi, bayağı karışık. Nasıl karışık? Ben sana yoldan atarım. Hep oydu. Kim? Kim? Ne diyorsun? Beni tehdit eden adam. Harbi bir daha görmeyeceksin diyen adam oydu. Sen emin misin? Eminim.
Kim? Kim o? Annemin adamı. Ne? Annen mi göndermiş yani? Beni tehdit etsin diye. Neden? Neden? Ne yaptım ki ben ona? Oğlum sana aşık oldum. Ve annem kimsenin kontrolünden çıkmasına izin vermez. Niye ne bakıyorsun? Sana aşık olduğumu yeni mi anladın? Telefonuma bakabilir misin? Arayan var mı? Şarjı bitmiş. Arayan falan da yok zaten. Annem babamı aramıştır. Tabii beni de aramıştır. Alp. Alp lütfen. Bir izin ver annemle konuşayım. Ne diyeceksin? Erkek arkadaşım birini öldürdü. Ben de onu gördüm. Geldi beni bir eve kapattı. Hatta annesinin de bir adam var beni öldürmekle tehdit etti. Çabuk babama haber ver beni kurtarsın falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin? İyiyim diyecektim sadece. Ben mesaj atıp iyi olduğunu söyledim zaten babana. Annen aradı. Yalan söylemek zorunda kaldım. Okulda dedim. Akşama senden telefon bekliyorum. İdareyi arayacaksın. Anneni çağırtıracaksın. Anladın mı beni? Thank you.
sen bir daha Alp'le görüşmeyeceksin demedim mi? Ondan uzak dur. Başına bela alırsın demedim mi? Gel buraya. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Buradan çıkış yok kızım. Günaydın. Günaydın abi, hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın abi. Var mı bir durum? Lan. Lan ne oluyor? Koşsun lan, koşsun lan. Abi, Kudret abla. Git buradan. Bir daha görürsem gebertirim seni. Yürü! Al şunu iç. Sıcak iyi gelir. Sen gelmesen öldürecekti beni. Tamam yani. Geçti artık. Nasıl bir annen var senin? Sırf sevdiğin için beni öldürmeye kalktı. Ondan daha fazlası var. O ne demek? Annem neden burada olduğumuzu öğrendi. Yani benim yaptığım şeyi ve senin bunu gördüğünü. Ben ne yaptım size? Şu başıma gelenlere bak. Bir daha evime gidebilecek miyim? Annemi görebilecek miyim? Ne olacak bana? Söylesene bir şey. Ben bütün gece düşündüm. Tek bir çaremiz var. Gitmek. Başka bir yere. Hatta başka bir ülkeye. Her şeyi bırakıp mı? Eğer burada kalırsan, kalırsak... Bizimkiler seni yaşatmazlar. Seni sonsuza kadar koruyamam. Görmemen gereken bir şey gördün sen. Hayatımın sonuna kadar seni kollayamam. Gidersek. Çok uzaklara. Avustralya'ya gidersek mesela. Biraz birikmiş param var. Yepyeni bir hayat kurarız sen. Orada bize kimse karışamaz. Selim merhaba. Sana yine işimiz düştü. Mahkumlarımızdan birinin yardıma ihtiyacı var. Kızına ulaşamıyor. Telefonun sinyalinden nerede olduğunu bulabilir miyiz? Dedektifçilik oynayacağız yani. Evet ama polisi bulaştırmadan önce biz çözmeyi denesek ne dersin? Bakacağız. Yolla numarayı sen. Tamam. Hemen yolluyorum sana. Telefon sinyalinden nerede olduğunu bulmaya çalışacak. Deniz ama bu aramızda kalmak zorunda. Tamam mı? Ölene kadar. Siz yeter ki kızımı bulun. Tamam. Söyle numarayı. 0526. Selim dinliyor musun? 0526. Öylece çekip gideceğiz yani. Bir nedenin var mı kalmak için? Beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Annem. Annemi terk edemem ki ben. Annen müebbetle yargılanıyor.
ama son duruşması çok iyi geçti. Diyelim ki cezaevi müdürünün öldürülmesinden ceza almadı. Babanın vurulması, şikayetçi olmasa bile yani kendi kendimi vurdum dese bile ceza alacak. Seni üzmek istemiyorum ama başka türlüsünü bekleme. Annen bir süre hapiste olacak. İyi de daha kötü değil mi? Annemin içeride olduğunu bile bile onu terk etmek. Annem buna dayanamaz ki. Annen sana bir şey olmasına dayanamaz. Eğer burada kalırsak annem peşimizi bırakmaz. Nasıl yaparım? Her şeyi terk edip... Bir şeyi terk ettiğin yok. Bir şeyi terk ettiğin yok senin. Canını kurtarıyorsun sen, canını. O sabahki herif bir daha gelmeyecek mi zannediyorsun? Hadi ondan kurtulduk. Kaç kişi var onun gibi sen biliyor musun? Ben annemi tanıyorum. Tek çaremiz gitmek. Hem sonsuza kadar gitmiyoruz ki. Annen çıkana kadar. Sonra döneriz. Belki annenin de yanımıza alırız. Tek bildiğim annemden kurtuluruz. Hayatta kalırsın. Tek istediğim sana bir şey olmaması. Ölmek istemiyorum ben. Gel buraya. Ben seni çok seviyorum. Hepsi hallolacak, merak etme. Yepyeni bir hayat kuracağız seninle. Hepsini unutacağız. Terk sen iyi ol. Senden tek bir isteğim var. Gitmeden annemi görebilir miyim? Söz veriyorum, hiçbir şey söylemeyeceğim, yemin ederim sana. Bak, anneler gününde onu göreceğime söz verdim. Hem o kadar uzaklara gitmeden önce... son bir kez bir onu görsen... ne olur, bak yalvarırım sana, lütfen. Tamam, gideriz. Söz mü? Söz. Neredesin lan sen? Kaçtır arıyorum? Beceremedin değil mi? Yüzüne, gözüne bulaştırdın. Kulağını iyi aç. Bir daha tekrarlamayacağım Vecdi. Bir yere kadar gideceğim, gelirim. Yalnız mı kalacağım? Ya yine o adam gelirse? Korkma sen. Bir daha buraya gelemez o. Bizim çocuklar alarmda zaten. Hı? Kaçta geleceksin? Geç kalmam. Söz. Öbür sözünü de unutma. Yarın görüş var. Unutmam. Yarın anneni göreceksin. Alp. Kızmazsan bir şey isteyebilir miyim? İste. Ben şimdi bayağıdır ortalarda yokum ya. Anneme haber verebilir miyiz? Ne gerek var? Geleceğim demiştin zaten. Dedim evet. Ama şimdi o beni çok aramıştır. Ulaşamayınca deli olmuştur kadın. Bak ben konuşayım demiyorum zaten. Avukata mesaj atsan ya da ne bileyim... İdareyi arayıp söyleyebilirsin. Olmaz mı? Tamam. Avukatın numarasını yaz. Thank you.
üstüne işi bu. Evet, evet. Bayağı güzel bir yardımda çok iyi. Buna bayağı iyi bir yardımda. Böyle bir yardımda bayağı iyi bir yardımda. Ben de bir şey yok. Allah kahretsin! Kız kaçtı! Kız kaçtı! Kız kaçmış! Koş abi, koş, 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 koş! Topla, topla! Ecem. Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada Ecem? Ecem buraya gel. Ecem. 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 Ecem buraya gel. Sakin ol Ecem. Ecem. Ecem! Ecem! Aaaa! Lan bunu bana nasıl yaparsın Ecem? Bunu bana nasıl yaparsın? Bak kızım, senin yaşlarda kızım var.
O yüzden kıyamadım aldım. Buraya kadar da getirdim. Ama yok, benden paso. Adam peşimizde, görüyorsun. Bakın, bakın ne olur beni burada indirmeyin. Lütfen, peşimizde hala, görmüyor musunuz? En azından bir taksiye binecek vaktim olsun lütfen. La havle vela kuvvete. Ah Ecem, ah. Ah Ecem, ah. Allah kahretsin! Ecem! Buraya gel! Buraya gel! Buraya gel! Bırak! Bırak beni! Ne yapıyorsun sen? Ne olur. Nereye gidiyorsun sen? Ne yemek? Görüşe gitmeyecek dedik bugün, ha? Ben sana beni bekletemedim ya. Ben sana beni bekletemedim ya. Ben de hiçbir yere gitmek istemiyorum. Eve gitmek istiyorum ben. Bırak beni. Öyle mi? Öyle mi? Arkamı dönene kadar mıydı her şey? He? Arkamı dönene kadar mıydı her şey? Ne değişti şimdi? Ne değişti? Ne mi değişti? Haberlerde gördüm her şeyi. Babanın başına gelenleri gördüm. Siz nasıl insanlarsınız ya? Ben seni neden korumaya uğraşıyorum? He? Ben seni neden kurtarmaya çalışıyorum? Anlamıyor musun sen? Anlamıyor musun? Beni kendinden nasıl koruyacaksın? Sana zarar vermek isteseydim şimdiye kadar verirdim. Yapamam ben. Yapamam. Annemi bırakamam, anlıyor musun beni? Annemi bırakamam. Olmaz. Ben de seni bırakamam. Ay, lütfen. Sen mi çağırdın polisleri? Hı? Sen mi çağırdın polisleri? Biliyorum ben sizi. Aramadım, yemin ediyorum ben sizi. Ecem Demir sen misin? Benim. Bizimle merkeze gelmen gerekiyor. Neden? Merkezde öğrenirsin. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne anlatayım baba? Tatil köyü değil ki burası. Biz bu konuyu halletmiştik. Ben savcıya niye öyle bir şey söyledin? Ben sen... burada olmayı hak etmiyorsun. Kim hak ediyor peki? Annem mi? Hayır, hayır. Annen de hak etmiyor, sen de hak etmiyorsun. Ben burada olmayı hak eden tek kişi var, o da benim. Sen hiçbir zaman olman gereken yerde olmadın ki. Bu akşam bana senden ne koca olur, ne de baba olur demiştin ya. Çok haklıyım. Çok haklıyım. Haklı olduğum için mi vurdun bana? Thank you.
gelir. He? Şu senin başını yakacak kızı benden daha çok özlemişsin bakıyorum. Anne, başlama yine. Anne. Şimdi yani o gece seni o çocukları sarmaş dolaş görünce yani ben ona kızmadım. Sen bana... Tamam. Tamam baba, benim gitmem lazım. Ece. Görüyorsun Alp. Her ailede sorun var. Önemli olan ne biliyor musun? Birbirine sahip çıkmak. Demek seni güldürebiliyorum ha? Güzel. Sen herkesi teker teker indiriyorsun anne. Sahip çıkacak aile mi bıraktın? Senin ailen benim ben. Şu üç kuruşluk kız için annene tafra yapıyorsun. Bunlar gelip geçer. Ama ya biz? Et tırnak. Et tırnaktan ayrılmaz Alp. Kapat artık şu konuyu anne. Kızı da rahat bırak. Ödü kopuyor senden, görmüyor musun? Kapatacağım. Kapatacağım oğlum. Kapatacağım. Bak ne diyeceğim. Ben seni gördüm. Sen de kimi görmeye geldiysen onu gördün. Ziyaretin kısası makbuldür. Hı? Hadi herkes işine. Abi 24 saat polis kapıda. Ama 5 dakika sonra vardı değişim var. O sırada bir boşluk oldu. Tamam. Daha fazla hastamızı yormayalım lütfen. Tamam. Sağ ol. Benden istediğin bir şey var mı? Bugün verdiğin sözleri unutma. Ha. Bir de içme. Tamam. Söz. Acaba gitmeden doktoru görmem mümkün mü? Tabii.
Sağ ol. Tamam, sağ ol. Doktor bey, merhaba. Ben Ecem Demir'in babasıyım. Durum hakkında bilgi almak istemiştim. Ecem ilk geldiğinde hayati tehlikesi vardı. Ama şimdi atlattı. Bazı kırıklar var vücudunda. Ayrıca iç kanama riski hala devam ediyor. Senin ne işin var burada? Senin için geldim sevgilim. Seni kaçırmaya geldim. Yurt dışına gideceğiz birlikte. Bambaşka bir hayat kuracağız seninle. Birlikte, beraber. Ben sensiz yapamam. Ben sensiz yapamam Ecem. Ben sensiz yapamam. Ay ben bırak canım acıyor. Sen buna inanıyor musun gerçekten? Ha? İnanıyor musun? Ben içeride senin anneni tanıdım. Korkunç bir kadın o. Evet. Ben babamı vurdum. Ama niyetim annemi korumaktı. Sen... Sen o adamı zevk ala ala öldürdün. Gördüm. O an gözümün önünden gitmiyor. Seninle benim bir geleceğim olamaz. Anladın mı? Olamaz. Tamam sana söz verdim. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Ama bu kadar. Bu kadar. Şimdi git buradan. Duydun mu beni? Bu kadar kolay değil mi? Her şey bu kadar kolay ha? Sen bitti diyeceksin ve bitecek. Yok ya. Kolay. Ben bitti demeden bitmez. Bana kimse hayır diyemez. Diyemez. Bana kimse hayır diyemez. Sen normal değilsin. Sen normal değilsin. Sen bana az önce ne dedin? Hı? Duyamadım. Sen bana az önce ne dedin? Hı? Siz ne kimsiniz? Ne işiniz var burada? Siz iyi misiniz? İyi günler. Adamın burada ne işi vardı? Bilmem, geldiğimde odadaydı.
Can. Dudu'yla Hasret. Ne yapıyormuş? O babası olacak ona güzel yemek yapıyor muymuş? Paçayı söyle, paçayı kemikler tamam. Neydi? Yok yok, tatlı yesin, tatlı. Tamam, bir şey mi? Allah aşkına bir durun. Hasret'le Dudu. Sana çok çok selam söylüyor herkes. Ecem, Ecem gel, gel futbol oynayacağız. Kız. Espri yaptım Allah Allah. Hepsini çok öp benim için. Bir iyileşeyim, hepinizi ziyarete geleceğim. Tamam. Ben de senin eşyalarını topladım. Babanla beraber göndereceğim, tamam mı? Tamam anneciğim, tamam. Tamam. Benim de kapatmam lazım. Şimdi sürem doluyor. Ben seni en yakın zamanda yine arayacağım. Tamam. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Tamam geliyorum, bir saniye. Baba yine ne unuttun? Sevgilim, seni benden başka birine, senin canını benden başkasından almasına izin veremem. Anlıyor musun bunu? İstemezdim. Ama ben annemin oğluyum. Hayır. 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 Hayır.